Babasının kuzusu. Doğum günüydü, babasının kucağına oturdu yavrum. Babacım, babacım. Babacım, anneciğim. 20 sene oldu yavrum. Dünya güzelim benim. Okulda mutluydu. Yavrum, çantayı aldığında o kadar mutlu oldu ki, o kadar dünyalar onun oldu. Babasının kartlarını koydu içine. Her şey kıymetliydi yavrumun, tokaları dahi. Tokalarını hayat. Günlük tutmuş benim yavrum. Buraya. Her an rüyalarımda hep o anı yaşıyorum ben zaten. Hala 23 sene geçmesine rağmen hep rüyalarımda hep çocuklarıma sesleniyorum. Büşra'm yavrum neredesin? Seni kaybettim. Neredesin yavrum? Kardeşin nerelerde? Diye her sürekli ben onları arıyorum rüyalarımda. Arkadaşlarını topladı. Çok özlemişti arkadaşlarını. Arkadaşlarını topladı. Arkadaşlarına söylediği şu. Arkadaşlar bak bu kitap ben Dinar'dan aldım. Deprem şehitliği var burada. Hepsini gösteriyor. Burada da bir deprem olsa ben depremde ölsem siz benim için ağlar mısınız? Üzülür müsünüz? Diye söylediği aynen. Ve o gece depreme yakalanıyoruz tabii. Depremde benim yavrum, iki yavrum da Yusuf'um ve Büşra vefat ediyorlar. Ben Büşra'yı zaten anlatmakla olmuyor. Büşra'yı yaşamak lazımdı. Bana evde çocuğum hamur yaptırır, tatlı yaptırır, pasta yaptırır. Onları taşırdı elinde okula. Anneciğim, okulda çok ihtiyaç sahipleri var. Onlar da yesinler. Evde bir şeyler yapıp satıp çocuklara yardım eden bir çocuk. Küçük yaşına rağmen ama o yaşına çok şey sığdırdı. Çok şey sığdırdı o yaşına rağmen. Asla diyorum ya asla rüyalarımda hep deprem oluyor ve ben hep onları arıyorum. Hep onları yavrum neredesiniz yavrum neredesiniz diye uyanıyorum. Hiç eşimi çıkardıklarında bayağı ölene yakın çıkardılar eşimi. Bir gittim ki tümenin bahçesinde eşimi gördüm. Bir daha döndüm evimin önüne yavrularımı kurtarmak için. Bir daha eşimi hiç görmedim. Eşimi almışlar Ankara'ya hastaneye getirmişler ve 21 gün eşim hastanede numune hastanesinde yattı. Ben gittim eşimin yanında eşimi tanıyamadım. Eşim o kadar zayıflamış, o kadar çökmüş, o kadar yaşlanmıştı ki, o kadar acıydı ki. Sonra tekrar girdim yanına. Ağlayarak bana sordu, çocuklarımı gördün mü? Gördüm Ali, gördüm dedim. Hiçbir şeyleri yoktu dedim. Hiçbir eksiklikleri yoktu dedim. Çok güzeldi çocuklarımız dedim. Ameliyat oldu, ben onu yavrumun yanına, çocuklarımın yanına getiremiyorum. 23 yıl geçti. Getiremiyorum. Semra benim ömrümden ömrümü alıyorlar diye söylüyor. Bakın yine yalnızım. Yine gelemiyor. Yine dayanamıyor. Tabii ki biliyorum bütün babalar aynı ama herkes kendi yaşadığını biliyor.
sesimizi duyun. Daha fazla insan ağlamasın, daha fazla insan canı gitmesin. Değil 20 yıl, 120 yılda geçse lütfen Sakarya'da yüksek yapılaşmaya izin vermeyin. Başka annelerin, babaların ağlamasını istemiyorsanız, sizin dahi ağlamanızı istemiyorsanız bu kentte yüksek yapılaşmaya lütfen izin vermeyin. Lütfen.